benim doğum günüm. 4'te 4 oldum. Aslında kimse 4'te 4'lük değildir. Ben de değilim. Fakat 44 olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Ve 4 tane kendimce bir hak aldım. Önce ressam oldum. Sonrasında luthier oldum. Sonra yazar oldum. En son bir de aşçı olayım dedim. 4 tane alma hakkımı tamamladım. Böylelikle İslam eğitiminde bana verilen 4 tane alma hakkımı tamamlamış oldum. Büyük umutlarım 4 yaşından itibaren hep vardı. 4 yaşında duvarda ilk afişi gördüğümde bir gün benim de afişlerim olacak dedim. Ve şu an sayısını bilmediğim kadar afişlerim var. Yine kutu dediğim televizyona baktığımda bir gün ben de onun içine gireceğim demiştim 4 yaşında. Ve ilginçtir, 1 saat önce TRT2 şu an 2. belgeselimi yayınladı. Kendime verdiğim doğum günü hediyesi oldu böylelikle. Organizatörümüz Mustafa beni aradığında TEDx'ten arıyorum demişti. Direkt şöyle dedim, merhaba aramanızı bekliyordum, zorlu saatlere ne zaman çıkıyorum? Umutlar hep var. Yeter ki bütün hücrelerimizle ve gönülden bunu yaşayalım. İnanmak en büyük temeli. 4 yaşından beri hayal ettiklerimi şu an 4'te 4 olup 44 yaşında bir insan olarak bunu yaşamanın haklı gururunu tadıyorum. Aslında kendimce ilk doğduğum yıl 1994 yılıydı. Eskişehir'e geldiğim, akademiye girdiğim ilk yıldı. Yunus Emre heykelini gördüğümde kampüsten içeri girdiğimde özel yetenek sınavına gireceğim. Heykele baka kaldım. Ve şunu söyledim. Ya buradayım ya burada. Birçok bölüm kazanmama rağmen farklı üniversitelerde, fakülteler burada okudum. Dereceyle girdim. Burada bütün umutlar yeniden başladı. Bütün kavramlarımı, bildiğim her şeyi, o zamana kadar bana öğretilen her şeyi silip yeniden olgunlaştırdım. O zaman özgür kalmaya başladığımı fark ettim. Hatta annem hala bana şunu söyler. Sen üniversiteye gittin, bozuldun. Akademi yılı bitti. Lisans İstanbul'a gittim. Bütün tarih içerisinde bildiğimiz sanat tarihi içerisindeki sanatçılarla takıldım. Bir şeyler yaptık. Enteresan bir dünyaydı. Onun öncesinde benim için çok özel bir tarih var. 26 Kasım, özür dilerim, 23 Kasım 1986 gece saat 21. Aynı şehirde, 3 şehir olmak üzere birlikte yaşadığımız bir teyzemiz vardı. Bu teyzeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede 2 tane gerçekten gizli topluluk var. Ben henüz onların eli başlarını bulamadım. Kimlerden olduğunu da bilmiyorum. Fakat bunlar 16 şehirde yaşamış biri olarak bu ülkede her yerdeler. El alem tabucuları ve şehir efsanecileri. Bunlara üye olduğunuz anda bütün hayatınızdaki umutlar yok oluyor. İnancınız ve kendiniz olmayı kaybediyorsunuz. Benim de bu 3 yıl 3 şehirde yaşadığım teyzem, o kutsal tarihte, ortaokul 2. sınıftayım, şunu söyledi. Resim yapıyorum diye hep kızıyordu bana. Ramzan'da yatıyorum gece saat 21'de 1986 yılında. Kadir Bey, bu oğlan çok fazla resim yapıyor. Benim 2 tane yeğenim var Hayta. Resim bölümünü bitirdiler. İstanbul'da yaşıyorlar. Hala ablam bakıyor onlara dedi. O gece kendime bir söz verdim. Ben büyüyünce ressam oldum. Yıllar tabii süreç bizi, hayat, şehir, dolaştık. Akademiye girdim. İstanbul'a atölyeye gittim. O abilerle yakın atölyede Kadıköy'de yaşıyoruz. Onlarla tanıştım. Kadir'in tecellisi. 1 yıl takıldık, yalılarda yaşadık, inanılmaz güzel işler yaptık. Tabii hiç para kazanamadık, o teyze yine bize baktı. Süreç ilerleyince bunu 86 yılında söyleyen teyzemle biz tekrar karşılaştık. Dedi ki ne kadar güzel işler yapıyorsun, bak ressam oldun, ne güzel. Benim mesleğimi bana övmeye başlayınca sus dedim. Sen o tarihte bunları söylemiştin ve bak... Şimdi başka bir şey söylüyorsun. Şehir efsanecilerine ve el alem tabucularıma kendimi kaptırmadım. Ve o 2 topluluktan aslında ilk 4 yaşındayken istifa etmiştim. Sizlerin de hepinizin istifa etmesini rica ediyorum. O zaman hayat çok keyifli oluyor. Fakat bizim evde birini kaybettik. O teyzenin sayesinde
Oğlunun okuduğu mesleği okudu ve şehir efsanecilerini birini kaptırdık. O hala kayıp benim için. Mühendis oldu ama. İstanbul, depremler, hayatımı benim göçe zorlayan bir süreçti. Deprem oldukça, 3 deprem geçirdim bu ülkede. Erzincan Adapazarı var. İstanbul'da da Adapazarı depremine yakalandık ve Adapazarı'nda yaşıyordum. Artık dedim gitme vaktidir, Van'a gittik. Akademisyenlik sürecim başladı. Kendimi bulmaya başladığım bir yerdi. Hatta bir arkadaşıma mektuplarında şunu yazmıştım. Ben Van'da Sezan'ı gördüm, Gauguin'i yaşıyorum. 13 yılım Van'da geçti. Kendimi bulduğum yer oldu. Birazdan bahsedeceğim enstrümanların gerçek hikayesinin başladığı yer. Sürekli yazıyorum. Yazmamın nedeni de şuydu. Benim kelamı bakilerim var. Sahne, ekranda şu an bir tanesini de görüyorsunuz. Artık yayın evim yayınlıyor. Kelamı Baki Türk Dil Kurumu'nda söylenen bir cümle. Diğer isimleriyle Özdeşle ve Cize. Bunları insanlar süreç içerisinde olgunlaştırmalı. Hepimizin vardır. Fakat sizin yerinize yayın evleri paylaşınca böyle çok güzel oluyor. İki ana kelamı bakim vardır. Bir tanesi şu an görüyoruz. Şehir efsanecileri ve bu el alem tabucuları bunu hiç sevmezler. Engellemeye çalışırlar. Anı yaşayan insan farkında olan insandır. Farkında olan farklıdır. Bu dünyada onlara deli diyoruz. Ve bir şiirimde şöyle başlamıştım. Deli dediler, hiç akıllı olmak istemedim ki. Diğer benim bütün ana felsefemi oluşturan, hala eğitimlerimde de verdiğim bir kelamı bakimde, şimdi tam enstrümanların hikayesini oluşturan cümle, hayat doğru soru sorabilme sanatıdır. Hiçbir zaman bu oda içerisindeki düşünce şekliyle kalmadım. Düşünceyi oda olarak bakarsak. Hep dışarıya çıktım. Soruları doğru sordukça, cümleleri doğru kullanmaya başladıkça gördüm ki odanın içinde hapis olmuyorum. Dışarıya çıkıyorum. Ve bir marka yarattım. Zafudu. Dünyada var olan bir enstrüman. İlk Afrikalılar buluyorlar bunu. Fakat biz bunun üzerine yeni bir tasarım oluşturduk ve enstrümanlar kendi içerisinde ilerlemeye başladı. Bu da bir hayaldi. Duru görüleri çok alıyorum. Rüyalarımız bu anlamda hepimiz için çok önemlidir. İnsan rüyalarıyla duru görüleri, istiharede diyoruz buna, bize hep kendimizle ilgili aslında çok güzel şifreler veriyordur. Zafudu benim rüyama giren ilk enstrümanımdı. Hala o duru görü gerçekleşmedi. 45 yaşında ekibimle Amerika'dan geliyoruz. Bilkent Üniversitesi'nin salonunda konser verirken Duru Görü'yü görüyorum. Uyandım, enstrümanı çizdim, ürettim ve marka oldu. Hayaldi gerçeğe dönüştü. O enstrümanı çizip ürettikten sonra hayatımda ilk defa Bilkent Üniversitesi'ne bir kongreye gittim. Duru Görü'nde gördüğüm aynı salondu. Bunlar aslında hepimizde var olan gerçeklikler. Sadece doğru bakıp, açıları 180 derece bakabilerek görmeye odaklanmamız gerekiyor. Çünkü insan gözü zaten 180 derece periferik görebiliyor. Buradan yola çıkarak kendi üniversitede öğretim üyeliği yaptığım yıllardaki odam, ürettiğim enstrümanlar. 30 yaşına kadar ressam olup 30 yaşından sonra hayatınızı başka bir yöne çevirme. O yıllarda tanıdığım doktor ve psikiyatrist arkadaşım bunları icat etmeden önce şunu demişti bana. Çok kızmıştım. Sen patlama noktasına geldin, bir şey yapacaksın ama ne olacağını bilmiyoruz dedi. 6 ay sonra ben deli gibi enstrüman üretmeye başladım. Yüksek lisansımı resim iş öğretmenliğinde resim üzerine yapacakken son gecede tezi değiştirip müzik enstrümanları üzerine yaptım ve jürime müzik hocaları girdi. Bu anlamda imkansızı asla kabul etmiyorum. Ve ikinci özgürleşme sürecimde üniversiteden, akademisyenlikten istifa ettiğim dönemde bir kargo şirketinin teslim bölümünde kağıda sadece şunu yazdım. İstifa ediyorum. Özgürlüğümü ve kendimi bulduğum bir yerdi. Ve hayatımda oradan tek bir kelimeyi çıkardım. Acaba. Onu düşünmüyorum.
Bugün burada olacağımı bilmem gibi. Çünkü bu kırmızı halıda kendimi konuşurken görmüştüm ve şu an canlı bir şekilde bunu devam ettirebiliyoruz. Bu bir yetenek değildir. Yeteneğe asla inanmıyorum ve %2'dir. Afrika, Van'da kendimi bulduğum yer. Doğadan kopmadığım, kutsal bir kıta. 120 kabile üzerinde çalıştıktan sonra tek bir kabile, Igbo kabilesi bu enstrümanları üretiyorlar. Biz bunun üzerine şu ana kadar 32 farklı model tasarlayıp ürettim. Bu sayede multidisipliner çalışmaya gerçekten inanan bir insanım. Disiplinler hepsiyle birbiriyle zincir halkası gibi gerçekten bağlılar. Bu bağlılık nedeniyle de öğrenme açlığı hastalığına yakalandım. Çok güzel bir hastalık, herkese tavsiye ediyorum. Soru sordukça cevap bulmak için yola çıkıyorsunuz. Bir sürü alan uzmanı insanlarıyla birlikte kendinizi çözüm üretirken görüyorsunuz. Bu anlamda değerli ustalarımla, hocalarımla birçok çalışma yaparak bu enstrümanların her aşamasında da bulunup üretmeye başladım. Ve bakın ilk ritim enstrümanım. Van'da, üniversitede, atölyemde resim yapıyorum. Biz sürekli müzik dinleriz resim yaparken. Ritim yapma isteği duydum. Elime geçen iki tane 5 litrelik pet şişeyi alıp gördüğünüz gibi bağladım. Elimde fırçalar olduğu için onlarla çalmaya başladım. 4 farklı ses alabiliyordum. 1 yıl çaldım. Van'da rahmetli oldu kendileri. Sonrasında yetmemeye başladı ve sizin de ilk başta izlediğiniz su ruhuna terfi ettim. Onun adı su ruhu. Yandaki maske Afrika'daki enstrümanın temelini oluşturan aynı isimli bir totem ve maskedir. Sudaki canlıları kutsamak için onu kullanıp tören gerçekleştiriyorlar. İkisi birbirine çok benzediği için isim bulmama hiç gerek kalmadı. Cevap zaten her zaman kendiliğinden geliyor. Adı bir anda su ruhu oldu. Zaten içine bir miktar su koyduğum için akordunu yapıp düzen, doğru ses çıkarmayı sağlıyoruz. Bu enstrümanı ilk çalmaya başladığım yıllarda bütün parmağım kanıyordu arkadaşlar. Kanadığı için kabuk bağlıyordu. Bir hafta kendimi zor tutuyordum ritim tutacağım diye. Yine kabuklu halde vurmaya başlıyordum. Yine kanıyordu. Artık kanamıyor. Burada inancı gördüm. Umut etmeyi gördüm. Bu enstrümanlar yetmez hale gelince işte pişmiş topraktan enstrümanlara geçtik. Zafudu. İlk rüyama giren enstrüman. Genel adı Zafudu Perküsyon serisi oldu ve kendi içinde bir sürü isimlerden oluşuyorlar. Burada yaptığımda çok güzel bir şey. Toprakla suyu karıştırıyorum. Ateşte pişiriyorum. Ve ben son hava bükücüyüm. Havayı büküyorum. Çalarken de bir yaşam ağacı olduğum için sizden karbondioksit alıp oksijen olarak geri veriyorum. 5 kutsal elementi birleştirmiş oluyoruz. Ve burada farklı enstrümanları görüyoruz tasarlayıp ürettiğim. Bunların 6 tanesini sahnede set halinde çalabiliyorum. İsimleri de kendine özel ve hastır. Bu topraklardan, bu medeniyetlerden beslenerek, arkeolojiyi de kullanarak o isimleri ortaya çıkardık. O enstrümanları yaptığımda, ben ona baktığımda gerçekten çok güzel bir Türkmen kadınını görüyorum. Mavi diller. Budu. Dilimli zafudular. Desudu. Urartu medeniyetinden esinlenerek ürettiğim enstrümanlardan biridir. Gong gibi havaya asıyoruz. Eşim hamileyken ilk çocuğumuza sempozyumda bu enstrümanı çizdim. Sonra buna dönüştü libido. Bana göre çok güzel bir hamile kadın. Eşim için ona zaten ithaf ettim. Zaleva, Avanos'ta yaşayan devçi Zelha Aba. Çiftlerin aralarını yapıyor. Düğünlerinde de gidip def çalıyor. Kemudular. Bunlar tampare sistemde ürettiğimiz enstrümanlar. Ve bunları tabii ki bilimsel olarak bütün analizlerini yaptık. Maden mühendisi cevher hazırlamadan tutun da elektron mikroskoplarına kadar her türlü detaylı araştırmalar yaptık ve şu an ses analizleriyle de birlikte %98 oranında müzik enstrümanı olduğunu ispatladık. Bu anlamda da yaşadığım Manisa'daki üniversitenin teknokentini kabul edildim ve fabrikayı kurup üretecek durumdayız. Sadece kaynak yok. Sadece bizde olan akıl var. Kaynak yok ama o da bir gün gelecek. Hatta geldi bile diyorum.
İlk çalmaya başladığım yıllar. Hala nota bilmiyorum. Ve sahnede bu 6 tanesini icra ediyorum. Sahneden de böyle gözüküyor. Ben bunu hep merak ediyordum. Birçok türküden tutun da klasik eserlere kadar, Cemal Reşit Rey'e kadar, her anlamda caz normlarında her türlü eserlerle icra ettim. Çok farklı enstrümanlarla çaldık. Enstrüman her yere uymaya başladı. Kimse buna inanmıyordu. Bu enstrümanları çaldığımda profesör hocalarım şunu diyordu. 3-5 tane çanak çömlek yapmış, üzerine bir de oturmuş çalıyor, deli. Ben hep iltifat olarak gördüm ve asla vazgeçmedim. Şu anda birçok dünyada, yurt dışında, yurt içinde etkinlikler yaptım. Ozanlarla çaldık, konserler. Bu Bergama Astrapion'da, tarihi bir mekanda çalmanın müthiş keyfini ve hazzını yaşadım. Farklı sanatçılarla, akademisyenlerle çaldık. Ve bunun üzerine konferanslar da veriyorum. Çok uzun hikayeleri var, bilimsel altyapıları var. Bütün disiplinlerle iç içe benim bütün hayatımı kendimi bulmayan başladığım zafudular ve onların hikayelerini bizi çağıran her yerde, anaokulundan üniversitesine kadar gidip her yerde keyifle anlatıp icra ediyorum, workshoplar yapıyoruz. Küçük bir hikayeyle başladı ve zafudu olarak devam ediyor. Bütün ömrünü de umarım Zafudu Vakfı olarak devam ettirecek ve bu ülkeye bağışlayacağım. Tektim Zafudu'yla birlikte hayata devam ediyorum. Teşekkürler.